Merhaba. Bugün videoda Lorentz dönüşümünü işleyeceğiz. Evet, burada uzay boşluğunda olduğumu varsayalım. Kendi referans sistemimin merkezindeyim. Referans sistemimde zaman sıfırken yanımdan uzay mekiğiyle bir arkadaşım geçiyor. Bu arkadaşımın hızı, daha doğrusu hızının büyüklüğü v olsun. Ayrıca pozitif x yönünde hareket ettiğini unutmayalım. Konuyu basitleştirmek için sadece x yönünde neler olduğunu düşünmemiz yeterli. Arkadaşımın referans sistemine göre benim referans sistemimde uzay ve zamanı nasıl düşünebiliriz? Ayrıca ışık hızının her referans sisteminde aynı kaldığını unutmayın. Yani burada bir tür ikilemle karşı karşıyayız. İşte bu tür sorularda uzay zaman kavramından yararlanabiliriz. Hemen yazayım. Uzay zaman. Uzay zaman kavramını ilk duyduğumda insanların uzay ve zamanı ayrı ayrı ele aldığını ve bunun uzay ve zamandaki yerimizi gösterdiğini düşünmüştüm. Ancak uzay zaman kavramı bir şeyin sürekliliğini ifade eder. Tabii ki burada uzay zamandaki farklı yönleri kastediyoruz. Aslında bu kavrama başka bir ad da verilebilirmiş. Örneğin u-zaman ya da uzayman deseler de olurmuş. Ama buna dediğim gibi uzay zaman deniyor ve bir şeyin sürekliliğini ifade ediyor. Uzay zaman diyagramları ilk kez çizilmeye başladığında insanlar ışık hızının mutlak kalabilmesi için düşünülenin aksine uzay ve zamanın birbirinden bağımsız veya mutlak olmadığını fark etti. Burada her bir referans sistemi için çizilen Minkowski uzay zaman diyagramlarını görüyorsunuz. Burada gördüğünüz beyaz renkli uzay zaman diyagramı benim referans sistemimi ifade ediyor. Buradaki mavi uzay zaman diyagramı da arkadaşımın referans sistemi. Bu eksenler arasındaki açı da yani x ve x üssü eksenleri ile ct ve ct üssü eksenleri arasındaki açı da alfa açısı olarak adlandırılır. Bu açı benim referans sistemimde arkadaşımın bağıl hızına göre değişir. Yani benim referans sistemimde arkadaşımın hızının büyüklüğü v ise bu açı arkadaşımın bağıl hızıyla ışık hızı arasındaki oranın ark tanjantına eşit olur. Yani burası v bölü c değerinin ark tanjantına eşit. Yani arkadaşım hızlandıkça bu iki doğru gittikçe birbirine yakınlaşır ve hatta arkadaşım ışık hızına yaklaşmayı başarırsa 45 derecelik bir açı olur ve sonra bu iki doğru kesişir. Şimdiye kadar gördüklerimiz oldukça ilgi çekiciydi, değil mi? Dediğim gibi uzay ve zaman birbirinden bağımsız değil ve bu da aslında uzay zaman olarak adlandırılan bir süreklilik. Şimdi bazı somut örneklere bakalım. Örneğin burada olan olayı benim referans sistemime veya arkadaşımın referans sistemine göre ele alabiliriz. Benim referans sistemimde koordinatlar bu şekilde olurdu. Bu koordinat x. Burası da ct koordinatı olsun. Zaman genelde ct değeriyle verilir. Buradaki birim metredir ve bunu ışık metre olarak düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar benim referans sistemimdeki koordinatlar. Peki, arkadaşımın referans sistemindeki koordinatlar hangileri? Arkadaşımın x üssü koordinatını bulmak için tek yapmamız gereken ct üssü eksenine paralel bir koordinat çizmek. Yani bu arkadaşımın referans sistemindeki x üssü koordinatı olur. ct üssü koordinatını bulmak için de tek yapmamız gereken aynı şekilde x üssü eksenine paralel bir koordinat çizmek. Yani burası da ct üssü koordinatı olur. Peki x'ten x üssü koordinatına veya ct'den ct üssü koordinatına nasıl geçiş yapabiliriz? Bunu yapmak için Lorentz dönüşümlerinden faydalanacağız. Bu dönüşümler sayesinde xct koordinatından x üssü ct üssü koordinatına geçiş yapabiliriz. Bunun nasıl olduğunu daha rahat anlamamız için Lorentz dönüşümlerinin simetrisini gösteren bazı değişkenlerden bahsetsem iyi olacak. Farklı kaynaklarda bunları daha farklı görmüş olabilirsiniz. Şimdi Lorentz dönüşümlerine bakalım. İlk olarak Lorentz faktöründen başlayalım. Çünkü bu sayede dönüşümün nasıl olduğunu büyük ölçüde görmemiz mümkün. Yunanca'daki küçük gamma harfiyle gösterilen Lorentz faktörü 1 bölü karekök içinde 1 eksi v kare bölü c kareye eşittir. Bazı yerlerde bu formülün daha farklı yazıldığını görebilirsiniz. Bunu aynı kırmızı renkle göstereyim. Bazı yerlerde gamma değeri 1 bölü karekök içerisinde 1 eksi beta kare şeklinde de yazılabilir. Peki, buradaki beta da neyin nesi? Beta, özel görelilik teorisinde çokça karşımıza çıkan diğer bir değişken. Beta değeri benim referans sistemimde arkadaşımın bağıl hızıyla ışık hızı arasındaki oranı ifade eder. Dediğim gibi bu konuda oldukça karşımıza çıkar. Hatta buradaki alfa açısının bile beta değerinin arktanjantı olduğunu söylememiz mümkün. Bunu Lorentz faktörüyle ifade edersek biraz daha basit şekilde gösterebiliriz. Koordinatlar arasındaki dönüşümü incelerken de beta değerinden yararlanacağız. En azından ben formülü o şekilde yazıyorum. Şimdi x üssü değerinin ne olacağına bakalım. Bunu da kırmızı renkle göstereyim. X üssü değeri Lorentz faktörü çarpı x eksi beta çarpı ct değerine eşit olur. Ct üssü değeri de eşittir gamma, yani Lorentz faktörü çarpı yukarıdaki parantezin tam tersi. Yani ct eksi, buradaki simetriye bakarak formülün geri kalanını tahmin etmiş olabilirsiniz. Eksi beta çarpı x. Bunu iyi anlamanız çok önemli. Çünkü bu formüllere bakarak uzay ve zamanın uzay zamanda farklı yönler olduğunu ve ikisi arasında buradakine benzer şekilde bir simetri olduğunu görmeniz mümkün. Fark ettiyseniz burada 2 tane x değeri var. Aynı şekilde iki formülde elimizde toplamda 2 tane ct değeri var. Yani x üssü değerinin formülünde x eksi beta ct değerini Lorentz faktörüyle çarpmış oluruz. Buna zaman açısından baktığımızda da burası tam tersi şekilde yazılır. Yine parantez içindeki değerimizi Lorentz faktörüyle çarparız. Ancak bu sefer bu değer ct eksi beta x değerine eşit olur. Formülleri Yunan harfleri kullanarak yazdığımdan biraz karmaşık görünebilir. Ama buralara sayı geldiğinde işin aslında çok da basit olduğunu anlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.